güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle beraber kedi hakkında konuşacağız. Kediler hakkında konuşacağız. Camımızı açtık, temiz hava gelsin. Öncelikle kedi sahiplenmek istiyorsanız sahiplenebilirsiniz. Ve eğer kedi sahiplenmek istiyorsanız bu videoyu izleyin. Kediniz varsa da izleyebilirsiniz. Daha çok sahiplenmek isteyenler izleyebilir. Öncelikle büyük bir sorumluluk aldığınızı fark etmeniz gerekiyor. Eve kediyi alırım, atarım, yaşar, yaşamaz. Hani böyle bir şey değil. Kediye bakmanız gerekiyor. Mamasıydı, suyuydu, mama kabı temiz olması gerekiyor. Bu şekilde hani bir sorumluluk alıyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Belli bir sorumluluğunuz oluyor. Yani bir sorumluluk almış oluyorsunuz. O yüzden bir sorumluluk aldığınızın farkında olun ve ne gibi değişiklikler oluyor hayatınızda ondan bahsedeyim. Öncelikle zorluklarından bahsedeyim. Sonra güzel şeylerinden bahsedeyim. Öncelikle tamamen bir külfet. Yani şöyle maddi olarak sizi biraz zorlayabilecek bir şey. Çünkü şu an yani hayatta her şey para olduğu gibi kediyle ilgili olan her şey de parayla ilgili olmuş oluyor. Doğal olarak maddi de bir sorumluluk getiriyor bu. Maması, eşyaları, aşıları, bakımı, kendinizle ilgili yani kediden dolayı sizde kaynaklanacak bir takım şeyler oluyor. En basitinden yani şu deriye zaten kedilerin deriye karşı bir şey var. Koltuklar, deri bir şeyleriniz varsa, koltuklarınız varsa onları tırnaklayabiliyor. O yüzden öncelikle bunun bir farkında olun. Maddi bir şey olacağını bilin. Rahat bir şekilde uyuyabiliyorken rahat bir şekilde uyuyamayabiliyorsunuz. İşte sizin yanınıza geliyor veya sizi uyutmak istemiyor. Ayağınızı atlıyor, elinizi atlıyor, kafanızı atlıyor, saçınızı yemeye çalışıyor. Ben bahsettiğim kedi benim sokak kedisi. Çizgili tekir kediden bahsediyorum. Cins kedileri bilmiyorum. Onlar belki daha farklıdır. Yani duyduğuma göre de onlar daha farklı oluyormuş. Kırayım, edeyim, cızayım öyle bir şeyleri yokmuş. Ama ben tekir kedilerden bahsediyorum. Ve şöyle de bir şey var. Nasıl her insan farklıysa her kedi de farklı oluyor. Her kedinin sevdiği şeyler, yaptığı şeyler değişebiliyor. Bizim kedimiz biraz deliydi. Biraz değil, bayağı deliydi. Büyüdükçe akıllanmaya başladı. İlk geldiği zaman değişik şekillere giriyordu, değişik şeyler yapıyordu. Ama şu an çok şükür akıllı. Akıllanmaya başladı. Akıllı şu an. Hani vurayım, kırayım, ısırayım, yırtayım, cızayım öyle bir şeyleri yok. Veya şöyle bir şey oldu hani yapacağım yaptım artık daha ne yapayım gibi bir şey mi dedi kedi artık. Hani kendi kafasından ne düşündü bilmiyorum ama hani şu an öyle bir durum söz konusu değil. Genellikle uyuyor ama ilk zamanlar öyle değildi. Bunu da anlattıktan sonra güzelliklerinden bahsedeyim. Şöyle bir güzellik oluyor. Siz evin içinde yalnız olmuyorsunuz. Ve siz ne yaparsanız sizin yaptığınız şeye merak duyuyor. Bu ne yapıyor? Böyle yani sizi hep bir izleyen biri var. Elinizi yıkıyorsunuz hemen banyoya geliyor. Sudan içmeye çalışıyor veya size bakıyor. Mesela yüzümü, yüz temizleme cihazı. Ona basıyorsun o cihaz böyle ses çıkaran bir cihaz. O ses hemen geliyor bakıyor ne ses çıkarıyor falan bakıyor böyle. O yüzden hani sizin yanınızda oluyor. Yalnız kalmıyorsunuz. Ama Sezen Aksu diyor ya anlıyor musun bir kedim bile yok. O yüzden bir kedimiz var. Şimdi hani siz ne yaparsanız sizin yanınızda oluyor ve sizi yalnız bırakmıyor. Ve sizin yaptığınız şeylere merak duyuyor. İşte mutfaktayken başka yani her ne yapıyorsanız yaptığınız şeyi merakla izliyor. Yanınızda oluyor. Ne yapıyor diye bakıyor size. Bu beni mutlu ediyor. Sabah kalkıyorum, elimi yüzümü yıkamaya banyoya gittiğim zaman o da geliyor. Bu beni iyi hissettiriyor. Bence sizi de iyi hissettirir diye düşünüyorum. Diğer güzel bir yanı ise size kendinizi sevdiriyor. Böyle ilk uyandığı o zaman, o vakit böyle bacaklarınıza sürtünüyor. Ondan sonra sizi sevdirmek için böyle şımarıklıklar yapıyor. Yatıyor falan böyle patilerini uzatıyor. O kadar tatlı oluyor ki. Yani böyle onu sevmek istiyorsun. Ya bilmiyorum ben çok seviyorum. Hani böyle size kendinizi sevdirdiği o zaman dilimi çok güzel oluyor. Ve kendinizi iyi hissediyorsunuz bu yüzden. Ve şu yönden de bir katkısı oluyor.
kendinizi iyi hissettirme konusunda şöyle kendinizi iyi hissediyorsunuz. Hani ben bir kediye bakabiliyorum. Bunun sorumluluğunu üstlenebiliyorum. Onunla zaman geçirebiliyorum. Bu da sizin kendinizi iyi hissetmenize sebep oluyor. Diğer bir nokta ise sizin evladınız gibi oluyor ya. Sizin ailenizden biri gibi. Ben başka kediler de besledim. Kaplumbağa, kuş, papağan, muhabbet kuşu, işte değişik kuş türlerini besledim. Tavşan. Ne besledim başka ya? Civciv. Renkli civcivlerden almıştık. Bir mor, bir pembe civciv. Ölmedi, yaşadı onlar da biliyor musunuz? Biri tavuk oldu, biri horoz oldu. Biri erkekmiş, biri kızmış. Neyse, diyeceğim o ki yani birçok hayvan besledim. Kedi çok farklı. Bilmiyorum, belki hani kuş besleyen kişi de kuşa karşı güzel şeyler düşünüyordur. Bilmiyorum ama kedi beslemek ve kedi bakmak çok güzel hissettiriyor ya. Çok güzel bir şey. Sizin ailenizden biri gibi oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ha, diğer olumsuz bir tarafına daha gelecek olursam, evinizde çiçeklere zarar veriyor. Çiçekleri yeme, çiçeğin toprağına yatmaya çalışması gibi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü doğal olarak da hani bu durumda doğal bir durum. Çünkü kedi zaten dışarıda, toprağa karşı kedinin zaten içgüdüsel olarak bir zaafı var yani. O yüzden çiçeklerinize, çiçeklerinizin toprağına zarar verme gibi bir durumu söz konusu oluyor. Bizim evimizde çok çiçek vardı. Çoğu onun yüzünden gitti. Ne yapalım, ama yapacak bir şey yok. Fedakarlıklar yapılabiliyor. Çünkü seviyorsunuz, artık ailenizden biri gibi oluyor. Onu olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Şey konusunda çok bir sıkıntı yaşamadım. İşte tuvalete, hani tuvalet eğitimi konusunda zaten içgüdüsel olarak girip tuvaletlerini kendileri yapıyorlar. O konuda hani aklınızda bir şüphe bulunmasın. Evin içine işer mi, işemez mi? Öyle bir durum söz konusu olmuyor. Sadece hani kediyi huzursuz edecek bir takım şeyler yaşanırsa evin içinde, işte eve yabancı birisi gelmesi gibi veya kedinin tek başına uzun süre boyunca bırakılması gibi durumlar olursa, o zaman yani çok zor, yani çok nadir olan bir şey kedinin evinin içine işemesi. Ha, tüy sıkıntısı. Tüy sıkıntısının da şöyle bir şeyi var. Evet, kedi. Bu kedi yani illaki. Ay, çok güzel çıkıyorum. Saçımız, kaşımız bile dökülüyorken kedinin de tüylerinin dökülmesi çok normal. Sadece çok dökülmemesi için neler yapılabilir? Onu da başka videoya saklayayım. Bence hepsini de bir videoda anlatmayayım yani, değil mi? Sonra beni izlemezsiniz. Onu başka videoya saklayalım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum.